Merhaba, ben Öğren Şef. Bugün sizlere evde pul biber nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Hemen evde çok basit ve pratik, sadece zamana ihtiyacımız var. Topladıktan sonra görüyorsunuz, iğne ipliğimizi iğnemizi geçiriyoruz. Sadece bakın şu kısımdan şöyle sap kısmı, yani şuradan geçirmiyoruz. Sadece şu yeşil sap kısmından geçiriyoruz ve sıra sıra dizip bu şekilde yaptıktan sonra böyle. Sonra bunu havada bir yere asacağız. Güneş görebilir. Güneşte de daha iyi kuruyor böyle. Güzelce kuruyor. Tam böyle kupkuru olduktan sonra bunlar böyle artık yere böyle çıtır çıtır gelince bunları öğüteceğiz. Şimdi kurutmaya alıyorum. Kuruduktan sonra yapım aşamalarıyla görüşmek üzere. Biberlerimiz kurudu. Evet, şöyle bastırdığımızda çıtır çıtır olması lazım. Görüyorsunuz. Parçalanıyor. Bu vaziyete geldiğinde kurutabiliriz demektir. Önce bu tohumlar, şunlar tohumlar, atalık tohumlarımız. Bunları ayıracağız. Sonra işlemlere geçeceğiz. Biraz böyle çıtır çıtır olmadıysa bunu biraz fırınlayıp böyle tam kuru hale getirebilirsiniz. Evet, biberlerimiz kurudu. Bu kıvama geldiğinde şimdi biberlerimizi işlemeye başlıyoruz. Öncelikle eldiven takmamız gerekiyor. Çünkü acı olduğu için elinizi değdiğinizde acı, elinizde acı bulaşıyor ve gözünüze, yüzüne sürdüğünüzde inanılmaz yanıyor. O yüzden eldiven takın ve bunu bir de açık havada yapmanız ve evdeyse balkonda yapın. Şimdi kapalı ortamda yaptığında genzinizi yakabiliyor. O yüzden bunları açık ortamda elinize eldiven geçirerek yapıyorsunuz. Şimdi öncelikle bu tohumlarımız önemli. Bunlar bizim atalık tohumlarımız, kendi tohumlarımız. Bunları her sene tohumla ayırıyoruz ve kendi tohumumuzla fideliyoruz. O yüzden bu tohumlar çok değerli bizim için. Öncelikle tohumlarımızı ayırıyoruz. Ve sonra böyle parçalayıp blenderımıza koyuyoruz. Bunu böyle güzelce çekeceğiz. Bu biberlerimiz, görüyorsun, eti az ama acısı harika. Yemekleri çok güzel lezzet veriyor. Evet, çekirdekten çıkarttık, parçaladık. Şimdi blenderımıza koyduk. Güzelce öğüteceğiz. Birazdan da böyle çekirdek de attım biraz. Çekirdekler de öğütülsün diye. Böyle tat kıvamlı, acı, daha acılık versin diye. Şimdi öğütmeye başlıyoruz. Evet, pul biberlerimizi çektik güzelce ve oldular. Şimdi bunu tabağımıza alıyoruz. Evet, rengini, kıvamını görüyorsunuz. Harika. Evet, bu pul biberlerimiz şu güneşli bölgede harika. Evet, görüyorsunuz. Organik, katkısız, doğal atalık tohumdan bunlar bizim pul biberlerimiz. Bunlar da tohumlarımız. Bayağı tohumumuz var. Bu iki dönüm tarlaya eker vallahi. Evet, bunları saklıyoruz. Şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz? Kavanozlara, cam kavanozlara koyup sıcak havalarda buzdolabından muhafaza edeceğiz sıcak havalarda. Çünkü hiçbir katkı maddesi olmadığı için kelebeklenme oluyor, böceklenme oluyor. O yüzden sıcak havalarda buzdolabında muhafaza edeceğiz ve kullanacağız. Enfes bir acısı var. Afiyet, işte bu kadar. Pul biber, evde pul biber yapmak işte bu kadar basit. Afiyet olsun. İngiltere'de sizin olsun.